Magazin dünyasında son birkaç günde neler yaşandı? İşte ünlülerin renkli dünyasında son gelişmeler, son haberler. Meme kanserine farkındalık yaratmak için düzenlenen bir tenis turnuvasına katılan eski futbolcu Metin Tekin, oğlu Tarık Emirtekin'in oyunculuğunu yorumladı ve bir baba olarak oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi. Bir baba olarak da bakıyorum ben, bir izleyici olarak bakmıyorum. O ister aktör olur, ister bambaşka meslekler yapar. O benim için tarodur yani. O yüzden zevkle, keyifle, heyecanla bir baba olarak keyifle izliyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı için Alanya'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Türkan Şoray, koroyla birlikte şarkı söyledi. Çok samimi söylüyorum. Birçok geceler, organizasyonlar oluyor. Böyle sevdiğim insanların huzurunda oluyorum ama bu akşam gerçekten benim hayatım boyunca unutamayacağım anılarımın arasında yer alacak bir gece. Gökhan Yılmaz'ın Aynı adlı kitabından uyarlanan Kırık Hayatlar filminin çekimlerindeyiz. Filmin oyuncularından Anıl İlter ve Merve Çağran, bakın duygusal filmi nasıl anlatıyor. Aşkta eski heyecanını arayan bir adamın bu heyecanı başka kadınlarda, işte karısını buna yönlendiremediği için başka kadınlarda bulma çabası gibi bir şey diyebiliriz aslında. Aslında herkesin başından geçen, işte evliliğinin eski o aşk dolu günlerini arayan hem kadın hem erkek fark etmez, herkesin başına gelebilecek düşünsel olarak düşündüğü şeyler aslında. Ama dramatik kurgusu çok yüksek ve güzel bir iş. Yani çocukluktan tanışan iki insanın karşılaştıkları hayatlarındaki engeller üzerine ve birbirlerine iyi gelmeleri üzerine bir şey. Ben Ayşe karakterini sevdim. Böyle hayallerinin içinde ukta kalmasını falan sevdim. O yüzden. Kırık Hayatlar'da rol alan Seda Kırımlıoğlu ve Tayfun Sav güzel bir senaryo ve set ortamında çalıştıklarını dile getirdi. Ay, setimiz çok güzel ya. Gerçekten çok keyifli bir setimiz var. Merve, Anıl ve ben gerçekten zaten çok iyi bir partner olduk hepimiz. Bütün ekip aynı şekilde. Yönetmenimiz, yazarımız, senaristimiz, hepimiz çok mutluyuz. Çok keyifli geçiyor yani. Hiç çalışıyormuş gibi hissetmiyoruz. Sektör büyük gibi gözüküyor ama ufak. Sağ olsun beni layık gördüler. Bir konuk oyuncu tarzında bir köprü karakteri, pehlivan dayı. Setin en büyüğü, en yaşlısı olduğumuz için onların tadında keyfini çıkaralım diyoruz, şov yapıyoruz. Filmin yürütücü yapımcısı Deniz Onuk ve yönetmen Ali Yıldız, bakın Kırık Hayatlar'a dair neler söyledi. Oyuncu kadromuz başta olmak üzere yönetmenimiz Ali Yıldız'ın da tabii ki enerjilerinin teknik kadroya da yansıması ve çok heyecanlı ve çok ters köşe bir finalle birlikte bir film bekliyor. Tabii sinemasal bir dil koymak gerekiyor. Edebiyatın getirdiği çok özgür alan sinemada olmuyor bazen. O özgür alanları sinemaya yansıtmak bazen sinemasal dil gerektiriyor. Evet, fark oluyor her şeyden önce. Türkiye'de meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe top 10. kez sahaya indi. Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Cansu Dere oldu ve Anadolu Efes Real Madrid karşılaşmasının sembolik hava atışını yaptı. Cansu Dere, Pembe Top Sahada. Pembe Top'la oyunu başlatan Cansu Dere, projeye destek vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Pembe Top Sahada projesi daha önceden de takip ettiğim, en önemlisi de amacına ulaştığını düşündüğüm proje. O yüzden bu birliktelik beni çok mutlu ediyor. Her yıl dünyada 2 milyona aşkın kadın meme kanserine yakalanıyor. Türkiye'de kadınlarda görülen kanser türleri arasında en sık görülen tür meme kanseri. Her 8 kadından birini etkiliyor. Ama unutmayalım ki erken tanı tedavide hayati bir rol oynuyor. Sevgili hanımlar, lütfen özellikle 40 yaş üzerindeyseniz her sene kontrollerinizi yaptırın. Aksatmayın. Kenan Doğulu, müzik dünyasının iki genç yeteneği Arem Özgüç ve Arman Aydın'la Rüya şarkısında bir araya geldi. Çok keyifliyim, çok heyecanlıyım. Çok sevdiğim bir şarkımdır bu şarkı, Rüya şarkısı. Arem ve Arman bu şarkıyı çok sevdiler. Hadi abi, lütfen bunu yapalım falan dediler. Beni de heyecanlandırdılar.
keyifli ve müthiş bir çalışma yaptık. Ben onları çok beğeniyorum, çok destek olmak istiyorum. Bir dönem Gaz Pedal şarkısıyla sosyal medyayı sallayan iki genç müzisyen Kenan Doğulu'yla çalışmanın mutluluğunu yaşıyor bu projede. Yani bizim için Kenan Doğulu'yla bir şarkı yapmak zaten hani bize son bir senede mentor olarak o kadar çok şey kattı ki bu süreç. Üstüne bir de hani bunu bir beraber hani Kenan Doğulu Arem Arman şarkısıyla taşlandırmak bizim için müthiş bir süreç oldu. Aşırı mutluyuz ve yani biz çok mutluyuz, çok sevdiğimiz bir şarkı oldu. Çok da sanki özlenen bir şarkı geliyormuş havası var şu an. Hiç kimse senin gibi gülümsemiyor. Kimse senin gibi güzel bakmıyor. Olan oldu, çaldı kapıyı aşk. Aşktan çok deliliğe benziyor. Bloomberg HT ekranlarının sevilen sohbet programı Ali ile Aramızda da Ali Sunal'ın konukları Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman'dı. İlkler unutulmaz derler. İlk konuklarımsınız. Bunun bendeki değeri, minneti gerçekten ölçülemez seviyede. Keyifli programda Ali Sunal oyunculara Kızılcık Şerbeti setinin enlerini sordu. Bakın oyuncular bu soruya nasıl yanıt verdi. Setin en komiği kim? Bizim setimizin komiği bence Ceren, Nursema. Ben Barış da diyebilirdim. Olabilir, evet. Çok Ceren... fazla biz bir, hani Ceren'le daha doğru çok bir araya geliyoruz. Fikir. Ay bilmiyorum. Bu, şimdi kendimi de söyleyecektim de. Var. En gevezesi kim? Setin. Keçi. Kimse konuşmasın, şöyle yap, böyle yap. Değil mi? Ya ben olabilirim ya biraz. Orada kendime oy verebilirim. Biraz ben... Evet. Peki evet. Settar abi, en yaramaz kim sette? Rahimcan. Evet. Kim net. O hele, hele, kap kap. Metehan. Metehan karakteri. Hele Barış'la bir araya geldikleri ay. Zaman. Evet, evet. Ah. Barış ya bir gizim filan diyesi geliyor insan yani. Barış gerçekten Barış yaramaz yani. Evet. Doğru. Settar abiye sorayım. En tembeli kim Settin? Benimdir herhalde. Çünkü şöyle bir açıklamanız var. Oyunculuktan daha konforlu bir alanı olsa yaptığım işin kesin o olurdum ben gibi bir açıklamanız var. Evet. Düşkünsünüz keyfinize. Arkadaşlarımla konuşurken oldu bu. Uzun zamandır oyunculuk yapmayan bir arkadaşım söyledi oyunculuk çok zor falan. Dedim ya oyunculuk çok kebap bir yer ya. Yok abi ya hepsi birden falan. Ya dedim yani sette oyunculuktan daha konforlu bir yer olsaydı ben kesin orada olurdum. Hani beni baz alın diyorsunuz. Evet. Kızılcık Şerbeti'nin pembesi Sibel Taşçıoğlu'nun lise aşkı Murat Kolçak Köstendil'le 20 yıl sonra yaptığı evlilik de geldi programda gündeme. Sibel Hanım, size geliyor soru. Buyurun. Dinleyelim bakalım. Önce büyük bir aşk yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck 20 yıl sonra tekrar bir araya gelip nikah masasına oturmuştu. Sizin eşinizle yarım kalan aşkınızda 20 yıl sonra nikah masasında mutlu sona kavuştu. En sevdiğin konu. Bu aşk neden yarım kaldı ve 20 yıl sonra tekrar nasıl yolunuz kesişti? Bu arada evlenmeyi hiç düşünmediniz mi? Anlam. Biz lisedeyken flörtif bir durumumuz vardı. 92'den 94'e kadar diyeyim. Bayağı da böyle hani şey aslında bir aşk yaşıyorduk yani lisedeyken. Çocuğuz yani tabii daha. Herkes bir hayat yolu çizdi kendine. Ben İstanbul'a geldim. Tiyatro, konservatuar falan. Öylelikle tabii koptu bir şeyler. İyi ki de kopmuş aslında çünkü o zamandan bu zamana muhtemelen taşıyamazdık ekrana onu. Ekrana bakıyor musunuz arada? Kopmak da buysa yani. Ay evet. Ah, ya bu ne zaman şimdi bu? Bak şimdi başlık. Şu en köşe, köşedeki aşağıdaki sağ köşe aşağıdaki evet. Biz lisedeyken işte. Onun yanındaki soldaki de lise. Onun üstü 2013'te tekrar karşılaştığımızda, onun yanındaki de tekrar, alttaki, ortadaki de nişan fotoğrafımız. Ağlayacağım. Allah Allah. Öyle araya bir 20 yıl girdi. Sonra sosyal medya sağ olsun böyle bir şekilde karşılaştık. Meğersem 6 yıldır da İstanbul'da yan sokağımda oturuyormuş. Kız kardeşini gördüm. Hani çıkıyor ya böyle tanıyor olabileceğiniz kişiler. Tamam. Aa dedim böyle bir şahıs vardı. Ne yapıyor acaba diye düşündüm. Oradan... bir mesaj. Sonra böyle oldu. Eski mantelleri karıştırırken. Ya biz şimdi lisedeyken beraberken hani geç
bir kız aklı olarak. Eşimin soyadı Kolçak Köstendil. Ay ne kadar güzel bir soyadı var diye düşünüp inşallah ileride evleniriz de benim de soyadım öyle olur demiştim. Evet, kendi soyadını da tutuyorsun. Tutuyorum. Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil'sin. Evet. Dizide Abdullah Ünal karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in yapmadığı iş kalmamış çocukluğundan biri. Bu işleri soruyor Ali Sunal. Vardır da çok iş yaptım. Yani ayakkabı boyacılığıyla başladım. İşte garajlarda su sattım, nane sakız sattım, közlenmiş mısır sattım. Ondan sonra fırın işçiliğine başladım. Kahvecilik yaptım. Bir salı pazarında yaptım. Köftecilik var ama... Oyunculuk, tiyatro tabii, televizyon melevizyon yoktu. İşte o tamamen geçim sıkıntısından. Seyyar Sandviç işi yaparken Settar abi tanınmaya başlıyor. Doğru mu? Doğru mu biliyorum? Tabii o zaman tanınmaya başlıyor ve artık satamaz hale geliyor çünkü. Kızılcık Şerbeti'nin Güzeller Güzeli Alevi Müjde Uzman'ın bir modellik yarışmasıyla şöhrete adım attığını biliyor musunuz? Güzellik yarışması var değil mi başlangıçta? Modellik yarışması var. Yarışıp kazandın işte. Evet, bir şeye girdik kazandık. Evet. Estağfurullah. Girdim de ne oldu bilmiyorum. Ben o yarışmaya niye başvurduğum bile hatırlamıyorum. Kimseye de söylemedim. Öyle girdim ama... Kim bunlar? Vay arkadaş ya. Bu sağdaki eski sevgilim. Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy'u gecelerde görüntülüyoruz. Emir Bey'in doğum gününü kutlamışlar. Gökçe Bahadır eşine ne hediye etti acaba? En güzel hediye zaten işte Gökçe'nin yanımda olması zaten. Daha güzel bir hediye olabilir mi? Birbirine çok aşık Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy çifti. Bu güzel aşkın sırrı ne acaba? Mutluluğumuzu daim etsin diyorum öncelikle. İnşallah uzun ömürlü olsun, güzel olsun. Ya işte öyle bilmem, sırrı yok ki bunun, anlatamıyorum, bilmiyorum doğru yani. Doğru zaman, doğru aynen. İnsan. Evet, herhalde öyle bir şey. Şans. Sizin en büyük şansınız nedir Emine? Gökçe. Afra Saraçoğlu'nu gecelerde görüntülüyoruz. Güzel oyuncu, Mert Ramazan Demir'le ilişkisi hakkında konuşmama konusunda hala istikrarını koruyor. İlişki hakkında konuşacak mısınız peki? Hiç konuşmadım ki. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup'u gecelerde görüntülüyoruz. Yalnız bu gece Mustafa Sandal oğluyla maç izliyormuş. Evde şimdi maç izliyor. Ben de bir arkadaşımın doğum gününe geldim. Onu kutlayıp çıkacağım. Arkadaşlarıyla beraber maç izliyorum. Evde oğluyla. Engin Hepileri ve Beyza Şekerci'yi gecelerde görüntülüyoruz. Arkadaşları Aycan Koptur'un oyununu izlemeye gelmişler. Heyecanlıyız vallahi değil mi? Evet, yani... Aycan'ı uzun zamandır izleyememiştik. Kendisiyle böyle bir bu şekilde buluşmak, onun ilk gecesine ortak olmak heyecanlı. Çok güzel oldu bizim için. Evet, sağ olsun, o da bizi hiç yalnız bırakmaz. Özel gecelerde hep yanımızdadır. Biz de bu akşam gelip destek vermek istedik. Ayrıca ben çok da merak ediyorum. Evet. Çok da beğendiğim, hem sesi çok iyi hem de çok yetenekli de bir oyuncu. Bakalım ne olacak bu akşam, merak ediyoruz. Arzu Monan'la meme ve yumurtalık kanserine farkındalık yaratmak için düzenlenen bir etkinlikteyiz. Daha önce lenf kanseri atlatan Arzu Monan jinekolojik kontrollerini ihmal etmiyormuş. Benim de teyzede bir meme kanseri geçmişimiz olduğu için ayrıca önem gösteriyorum tabii. Geçmişimde de bir kanser süreci var. Dolayısıyla özellikle meme ve yumurtalık kanseri üzerinden yani jinekolojik kontrollerimi ihmal etmiyorum. Yaz başında Mehmet Aslantuğ'la 27 yıllık evliliğini sonlandırmıştı Arzu Monan. Ayrılığa zamanla alıştığını ifade ediyor Arzu Monan. Zor geçtim, onu soruyorum size. Yani zorlandınız mı bu süreç? Nasıl oldu? Yani alışılmışım. Şu dönem hiçbir şey için kolay diyemeyeceğim zaten tabii ki. Ama her biri bir zaman. Her şey bizim için, insanlar için. Her şey güzel olacak. Alıştınız mı peki? Alışabildiniz mi? Alıştım, alışıyorum. Arzu Monan'ı en son 2007 yılında izledik ekranlarda. Oyunculuğa geri dönmeyi düşünüyor mu acaba? Çok uzun zamandır yapmıyorum. En son 2007 yılında televizyonda olmuşum. Heykelle tanıştıktan sonra biraz daha bireysel üretim, daha kendimi daha iyi ifade etmek
daha çok haz olarak mutlu olduğum bir alan oldu. Dolayısıyla işte böyle reklam çalışmalarımız, bir takım anlaşmalar, işte heykel zaten. Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı bir dergi çekiminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Güzel oyuncu verdiği pozlarla dikkat çekti. Hülya Avşar, Bodrum'da kendisi adına düzenlenen tenis turnuvasında denizin ortasında kurulan kortta gösteri maçı yaptı. Hülya Avşar maçın ardından çocuklarla birlikte denize atlayarak böyle yüzdü. Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti. Haluk Akakçe için düzenlenen anma töreninde oyuncu Tuğba Ünsal duygusal anlar yaşadı. Çok özel bir insandı. O yüzden bugün ona en yakışacak şekilde anma törenini organize ediyoruz. Hep tiyatro sahnesinde kendim performans sergilemek için buradaydım. Bu hayatımın en zor performansı olacak. Haluk Akakçe'yi son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Aleyna Tilki, Ece Sükan, Melis Birkan ve eşi Aras Aydın da vardı. Cenazeye katılan isimler Haluk Akakçe için bakın neler söyledi. Çok üzgünüz, ne diyelim. Teşekkür ederim. Şu dünyadan hepimiz göçüp gideceğiz. Önemli olan gittiğimiz zaman boşluğumuzun hissedilmesi. Varlığımızın yani buradan gittiği zaman hissedilmesi çok önemli. Eserler bırakmak çok önemli. Birilerine faydalı olmak çok önemli. Yoksa herkes göçüp gidiyor zaten. Haluk Akakçe'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Özge Özpirinççi'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinççi hayatını kaybetti. Özge Özpirinççi camide taziyeleri kabul etti. Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzün Ataç, Birkan Sokullu, Uras Kaygılaroğlu, Metin Akdülger, Necip Memili, Seray Kaya, Bülent İnal gibi çok sayıda ünlü isim Özge Özpirinççi'yi bu acılı gününde yalnız bırakmadı. Özge Özpirinççi'yi cenazede eşi Burak Yamantürk bir an olsun yalnız bırakmadı. Özge Özpirinççi cenazede babasının fotoğrafına sarılarak duygusal anlar yaşadı. Kadri Emrah Özpirinççi'ye Allah'tan rahmet, Özge Özpirinççi ve ailesine başsağlığı diliyoruz.